hastalık ilişkilerinin analizi çoğu sağlık uygulama ve araştırma hastanesi örneği üzerinde olacaktır. Sunum 3 kişi tarafından hazırlanmış. Nural Madak, Profesör Doktor Serdar Kurt ve Doktor Öğretim Üyesi Burcu Mestav tarafından hazırlanmış bir bildiri. Sanırım şu an katılımcılara baktığımızda diğer iki hocamız yok. Sanırım sunum Nural Madak tarafından yapılacak. Ben sunumunu yapmak üzere sözü Sayın Nural Madak'a bırakıyorum. Buyurun Sayın Nural Madak. Merhaba, öncelikle hocam teşekkür ederim. Oturum başkanım. Değerli katılımcı arkadaşlar, merhabalar. İzninizle ekranımı paylaşayım. Ekran paylaşımı mevcut oldu mu? Evet, şu an görünüyor hocam. Sıkıntı yoktur. Evet, biz bu çalışmamızda sosyal güvence gruplarına göre hasta hastalık ilişkilerinin analizi. Burada örnek olarak Çoma Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ni ele aldık. Kısaca giriş olarak bir bakacak olursak gelir, sağlık, sağlık harcamaları bağıntısından şöyle bir bakacak olursak bildiğiniz üzere gelir, üretim faktörlerinin belli bir zaman diliminde sürekli olarak elde edilen ücret, rant, kar, faiz gibi getirilerdir. Bunlar üretim faktörlerinin aslında elde ettiği karşılıklardır. Bunlara bakacak olduğumuzda, ülke olarak baktığımızda ise bu dördünün toplamı bize gayri safi yurt içi hasılayı vermekte. Burada emeği özellikle beşeri sermaye ile bağlantısında göstermeye çalıştım. Bildiğiniz üzere emekteki kişiler sağlık ve eğitim üzerinden daha fazla da kendilerini kalifiye bir duruma getirebilmekteler. Eğer sağlıklı olmazlarsa ya da yeterli kalifiye eğitim almazlar ve kalifiyeli bir duruma gelmezlerse emek faktörünün verimliliği düşmektedir. Gelirin satın alma yetisini belirlediği, gerek kişi olsun gerek milletlerin olsun hayat kalitelerini belirttiği aşikardır. Gelir sürekli yükselirse harcamalar artar. Buradan üretim faktörleri, üretimler çoğalır. Tekrar bu ülke olarak gelire ve kişi başı gelirlere yansımaktadır. Sağlık ve hastalığa bakacak olursak da Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlık, bireylerin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam iyilik halinde olması. Hastalık ise bunun zıttı durum. Buna ek olarak da sakatlık, yaralanma, semptom gibi normalin dışındaki yine fizyolojik olaylara da denilmektedir. Sağlık ve hastalık algısında özellikle kişisel ya da milli gelir önemlidir. Çünkü bazı hastalıklar gelişmiş ülkelerde önemli kabul edilebilirken, örneğin bilinçlerdeki rahatsızlık, zorunlu ihtiyaçlarını zorlukla karşılayan, gelişmekte olan ülkelerde bazen bunlar ağrı çok çekilemeyecek bir durumda değilse ya da dişlerdeki görüntüsel bir çarpıklık bazen beslenmeyi etkilemesine rağmen önemli olmayabilmektedir. Sağlık harcamalarına bakacak olursak, sağlık harcamaları genel itibariyle beslenme, korunma, acil programlar geliştirme gibi tüm alanları kapsamaktadır. Bu alanlarda yapılan harcamalardır. Sağlık harcamalarını biz kamu sağlık harcamaları ve özel sağlık harcamaları olarak ikiye ayırmaktayız. Kamu sağlık harcamaları kullanılan sağlık sistemlerinde kullanılan tüm altyapılar, teknik cihazlar, görevli personellerin ücretleri, sağlıktaki eğitimlerin giderleri de dahil olmak üzere birçok kalemden oluşmaktadır. Kişisel sağlık harcamaları ise kişilerin hem özel hastanelere ödedikleri ücretler, sağlık sigortaları, özel sağlık sigortaları için verdikleri giderler. Bunun yanında normal devlet tabanlı sigortalarda ödedikleri ilaç ve tedavi katkı payları gibi alanları kapsamaktadır. İnsanlar gelir düzeyleri arttıklarında dedik ki sağlık harcamaları da artar, sağlığa ayırdıkları bütçe de artar. Gelişmekte olan ülkelerde özellikle sosyal devlet ilkesi gereği orta ve düşük gelir gruplarında yer alan vatandaşların bu insani şartlara ulaşabilmeleri için bu sağlık, eğitim, güvenlik gibi çoğu hizmet alanında bu hizmetlerin karşılığı devlet tarafından verilmektedir. Sosyal güvenlik ve Türkiye'deki sosyal güvence gruplarına bakacak olursak da ILO'nun tanımını burada verdik. Kısaca Türkiye'de ise sosyal güvence daha çok bizim ülkemizde çalışırken insanların sağlık giderlerine destek olmak, onları karşılamak,
Çalışma durumundan men olması durumunda, bir sakatlık ya da kaza durumunda ya da emekli olması durumunda hem maaş hem de yine sağlık giderlerini karşılama şeklinde destekleri içermektedir. Türkiye'deki sosyal güvence gruplarına baktığımızda ise 2006 yılında farklı gruplardaki sosyal güvence türleri birleştirilmiş olup ülkemizde emekli sandığı eski adıyla şu anda artık SGK olarak geçiyor. SSK'lılar var, Bağkurlar ve yeşil kartlar mevcut. Özel tabanlı olarak da banka sandıkları var, sigorta şirketleri. Yine Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne ait sigorta çeşitleri mevcuttur. Kısaca araştırmamıza geçecek olursak, biz araştırmamızda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2008-2019 yılları arasında başvuran 4288.074 hastanın sosyal güvence türleriyle hastalıkları için başvurduğu poliklinikler arasındaki ilişkiyi inceledik. Araştırmamızın amacı bildiğiniz üzere sağlık harcamaları genel itibariyle ülkelerde hem sağlık hem ekonomi alanındaki çoğu bilim adamının, aynı zamanda politika üreten siyasi ve bilim adamlarının dikkatini çekmekte. Biz de bu araştırmamızda direkt geliri ölçemediğimiz için ve direkt sağlık harcamalarını ölçemediğimiz için bunları farklı bir kalem üzerinden değerlendirmeye çalıştık. Burada sağlık harcamaları ile sosyal güvence türleri ve hasta hastalık ilişkilerin üzerinden Türkiye'de uygulanacak politikalara öneri vermeye çalıştık. Araştırmamızın etik kurulu izni Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu'ndan alınmıştır. Araştırmamızın sınırlarında 12 Kasım 2008'de üniversite hastanemiz açılıyor. Yaklaşık Aralık ayında hasta almaya kabul ediyor ve bizim verileri istediğimizde bize en son verileri verildiği 24 Ekim 2019 tarihleri arasındaki hastaları dahil ettik. Burada yaklaşık 69.323 adet veriyi analiz dışı bıraktık. Bunun da sebeplerini biraz sonra söyleyeceğim. Araştırma örneklemimiz az önce bahsettiğimiz gibi bu iki tarih arasında yer alan 27 polikliniğe başvuran 5 farklı sosyal güvence türü. Bunların emekli sandığı SGK, Bağkur ve Yeşil Kartlar, devlet tabanlı banka sandığı ise özel tabanlı bir sosyal güvence türü. Bu 2022'den sonra artık devlette yine diğer sosyal güvence türleri gibi SGK'nın altına işlenmeye başlandı. Ancak biz araştırmamızı yaptığımız dönemde henüz dahil değildi. Bunun haricinde bir de ücretli hasta gruplarımız var. Bu 6 grup üzerinden incelemelerimizi yaptık. Buralarda neyi kullandık? Hastaneye başvuru tarihleri, cinsiyetleri, yaş. Poliklinikler özellikle kullandık. İkametgah adresleri ve sosyal güvence türleri bizim için önemliydi. Araştırmada hastalık için tıbbi tanıları kullanamadık. Tıbbi tanılara baktığımızda 15 bin, 16 bin üzerinde zaten bir tanı oldu. Ayrıca bizim alanımız tıp olmadığı için bu konuda direkt bir yorumda da bulunamayacağımız için biz genel olarak atıyorum göğüs hastalıklarına başvuranlara göğüs hastalıkları ile ilgili şikayeti var, kardiyolojide kalp ile ilgili şikayeti var şeklinde genel bir değerlendirmeye tabi tutarak poliklinik düzeyinde inceledik. Zaten verilerin çok çok yüksek olmasından dolayı analiz yapmak o şekilde zordu. Bunun haricinde dedik ki belli bir kısımdaki verileri dışladık. Bunlarda açık olmayan poliklinikler vardı. Onları elimine ettik. Daha önceleri açık olup daha sonradan kapanı olan poliklinikleri. Aynı zamanda sosyal güvence türleri sadece bu 6 grup üzerinden işaretli değildi. Bize verilen datalarda farklı gruplar vardı. Atıyorum daha önceleri üniversitelerden işte sosyal güvencesi olmayan mediko kaydı olarak yapmışlar. Biz bunları mümkün olan o grupların içlerine dahil etmeye çalıştık. Onları yeşil kartlar attık. Çünkü şu anda müracaat etse öğrenci yeşil kartlı bir gruba girecek. Erbaşlar keza öyle. Komutanlık olarak kaydedilenler vardı. Bunlar erbaşlardan farklı olduğu için emekli sandığı devlet memuru neticesinde emekli sandıkların içine dahil ettik. Ama her türlü yine dahil edemediğimiz kesimden bir kısmını ayıkladık. Bunun haricinde ücretli hasta grupları için ise şöyle bir durum söz konusu. Ücretli hasta grupları hastanede 3 farklı durumdan hizmet alıyorlar. Birincisi hiç sosyal güvencesi olmayanlar. Bir tanesi normal poliklinik hizmetinin dışında öğretim üyeleri, yani doktor öğretim üyesi, doçent ya da profesörlere muayene olmak için belli bir ücret mukabilinde saat 4'ten sonra muayene olabiliyorsunuz. Orada size asistan değil normal öğretim üyeleri muayene ediyorlar. Üçüncü olarak ise sosyal güvencesi olmasına rağmen
Sağlık raporları için belli bir ücret ödeyerek sağlık hizmeti alan kişiler var. Çünkü bu tip raporlar sisteme ücretli muayene olarak giriliyor ve ücretli mukabilini veriliyor. Araştırmamızı AR programı üzerinden yaptık. Hastanede genel itibariyle araştırmamızı yaptığımız dönemde 35 ana bilim dalı vardı. Bunlardan bazıları klinik hizmeti vermiyordu. Örneğin halk sağlığı ana bilim dalı. Tekrarlı hasta kabullerini az önceki dışladığımız kısımda bunlar da mevcuttu. Radyoloji, tıbbi farmakoloji, tıbbi mikrobiyoloji gibi bazı ana bilim dallarını, bunların klinik bölümlerini dışladık. Neden? Çünkü buralarda tekrarlı hasta olacak. Örneğin bir iç hastalıklarına müracaat eden hasta, kan tahlili için biyokimya laboratuvarına da giriş yapmış oluyor. İster istemez, ancak buradaki biyokimyacı onun doktor olarak ona bir teşhis tedavi koymuyor. Ya da radyolojide sadece çekimini yapıp gönderiyor. Bu yüzden aynı hasta iki farklı yerde, iki farklı tedavi almamasına rağmen girdiği için bu grupları elimine ettik. Burada sadece anestezi ve reanimasyon grubunu, ana bilim dalına ve polikliniğini elimine etmedik. Çünkü orada ekstradan ağrı polikliniği adı altında işlemler yapılıyor. Aynı zamanda ameliyata girecek hastalar oraya gidip tekrardan kendileri bir kere daha ameliyat öncesi oradaki doktorla görüşüyorlar. Yani orada yine oradan bir onay alma süreci var. Bu yüzden o grubu dışladıklarımızın içine dahil etmedik. Bunun haricinde daha önceleri açık olan ve sonradan kapanan diş hekimliği polikliniğini dışlamış olduk. Adli tıp ana bilim dalını yine inceleme dışı bıraktık. Çünkü burada hastalar direkt gelmiyorlar. Bildiğiniz üzere şüpheli vakalarda otopsi raporları ve benzeri işlemler için adli tıpa sevkler yapılıyor. Araştırmamızda genel olarak elde etmeye çalıştığımız sorular bunlarda cevap bulmaya çalıştığımız dağılımlar nasıl genel itibariyle yaşa ikametgaha göre? Polikliniklerle sosyal güvenceler dağılımı yaklaşık olarak eşit mi? Hangi polikliniklerde dağılımlar değişiyor? Belli sosyal güvence türleri de yoğunluk ne durumda gibi. Araştırmamıza yine yöntemini 3 farklı aşamada gerçekleştirdik. Model 1 dediğimiz kısımda hasta başvurularına, SGK türüne, cinsiyete, yaşa ikamet iline göre, polikliniklere göre dağılımlarını inceledik. Model 2 kısmında sosyal güvence türleriyle poliklinikler arasındaki nedensel ilişkiyi çapraz tablo analizleriyle Pearson Kilcare testine göre inceleme yaptık. Üçüncü bölümde ise biz biraz daha farklı detaylı analiz yapmak adına meslek grubu incelemeyi istedik. Burada da elimizde olan tek meslek grubu 2014-2016 yılları arasında hastane verilerini atıyorum Çanakkale Komutanlık, işte Gelibolu Askeri Komutanlık şeklinde kaydedilen, bu yıllarda yine erbaşlar kayıtları da olduğu için buradaki komutanlık ifadesinin altındakiler bizim normalde emekli sandığın içinde dahil ettiğimiz gruplardı. Yani rütbeli asker grubuydu. Bunları bir kendi içinde meslek grubu olarak kabul ederek bunlarla ilgili genel bir değerlendirme yaptık. Analizlerimize bakacak olursak hastaneye başvurular genel itibariyle 2008 yılında dediğimiz gibi çok kısa bir süre, zaten bir aylık bir süreç artış durumunda. Şuradan size direkt grafiğini de vereyim. Sürekli bir artış eğilimde, sadece 2013 yılında bir diğer yıllara göre bir çıkıntı, uzaklaşma durumu var. Onun haricinde sürekli artan bir grafiğimiz var. 2019 yılında bunun düşmesini yanıltmasın. Burada 24 Ekim'e kadar olan veriler var. Yaklaşık 2 aylık veri de olsa, yani hastaneye başvurular sürekli bir artış eğiliminde diyebiliriz. Yine sosyal güvence türlerine göre baktığımızda en yoğun %43 ile SGK'ları görüyoruz. İkinci sırada %33 ile emekli sandığını görüyoruz. Çanakkale ilinin genel yapısı göz önüne alınırsa, daha önceden burada fabrikaların çok yoğun olduğu ve insanların SGK'ya dahil olduğu ve aynı zamanda kamu çalışanlarının ve emeklilerinin yoğun olduğu bir şehir göz önüne alınırsa bu sonuç bizi çok da şaşırtmamaktadır. Yine aynı şekilde onların dağılımlarını grafik üzerinde de sizlere gösterdik. Hastaneye yapılan başvuruların yaşa göre değerlendirmesini yaptığımızda ise daha çok 45 yaş sonrasında artış oluyor.
Yani aslında yıllara göre 11 yaştan sonra sürekli bir hastaneye başvuru artık. İnsanlar yaş aldıkça hastalanmaya başlıyorlar. Şurada sadece 10 yaş altında bir farklılık durum var. Bu da bildiğiniz üzere çocuk hastalıklarından dolayı buradaki diğer 10-11 yaşa göre yüksek oluşu bizi şaşırtmadı. Bunun haricinde 66 yaştan sonra düşüş eğilimini ama takdir edersiniz ki artık ülkemizdeki yaşlı nüfusun az olması burada ölüm oranlarının artmasına bağlı olarak bu düşüş de kabul edilebilir bir değer. Yine kadın erkek cinsiyet olarak bakacak olursak da kadınların başvuruları daha yüksek erkeklere oranla yaklaşık %60'a %40 civarında. Burada tabii kadın hastaların hastalıklarını önemsediği ya da daha bilinçli oldukları gibi bir sonuç ortaya çıkabileceği gibi kadınların bünye olarak daha sık hastalandıkları şeklinde de bir yorum yapılabilir. Ancak bunun temel nedenini biz tabii ki o hastaların müracaatlarını birebir anket yapmadığımız için bilemeyiz. Sosyal güvence türüne göre erkek kadın dağılımlarını incelediğimizde de genel itibariyle yeşil kartlar haricinde kadın hastaların yine daha yoğun ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Yeşil kartlarda dediğimiz gibi Erbaş sınıflarını da devlet karşıladığı için biz bu grubun içine dahil ettik. Burada ki bu kadınlara göre fazla olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu olabilmektedir. Analiz sonuçlarımıza ikamet iline göre baktığınızda ise Çanakkale'nin %85'lerle ilk sırada. Bunu genellikle yakın illerini takip ettiği ancak tüm analiz sonuçlarının hepsini buraya yazamadık. Baktığımız ise Türkiye'nin 81 ilinden de müracaat olduğunu görmekteyiz. Yani kamu hastaneleri Türkiye'de işler bir durumda. Model 2'de ise dediğimiz üzere poliklinikler ve sosyal güvence arasındaki nedensellik ilişkilerine baktık. Buradaki değerlerimizi yazdık. Analiz sonuçlarında poliklinikler arasındaki istatistik durumu anlamlı bir olduğunu görmüş olduk. Anlamlılık düzeyine. Bu şekilde bizleri sosyal güvence türlerine göre müracaatları göstermekte polikliniklere genel itibariyle baktığımızda Bağkur olsun, banka sandığı, emekli sandığı, SGK, yeşil kart hepsinde acil tıp ve iç hastalıklarının ilk sıralarda yer aldığını görmekteyiz. Sadece burada acil tıp iç hastalıklarının öne geçiyor yeşil kartlarda. Bunu genel itibariyle insanların mevsimsel ve kronik hastalıkları tedavide özellikle iç hastalıklarına çok sık müracaat ettiğini, aile hekimlerinden yeterli desteği bulamıyorlarsa bir üst basamaklara geldiğini kabul edebiliriz. Bunun haricinde acil tıbbın yüksek olmasında insanların takdir edersiniz ki adından da anlaşılacağı üzere elzem durumlar için direkt müracaatta düşünmeden hastanelere müracaat ettiği söz konusudur. Bundan kaynaklanmaktadır. Burada bizde farklı olarak ücretli hastalar biraz dikkatimizi çekti. Evet, ücretli hastalar üniversite hastanesine geldiklerinde zaten aile hekimlerinde tedavi bulamadıklarında burada asistan doktorlara ya da sıra bekleme adına normal poliklinikler yerine ücretli muayeneleri daha çok tercih etmekteler. Bunun haricinde ikinci sırada kadın doğum özellikle muayenehanelere gidip özel muayenehane ya da özel doktorlara gidemeyen hastaların da çok sıklıkla ücret ödeyerek çünkü buradaki öğretim üyesi ücretleri diğer özel hastanelere ya da muayenehanelere göre oldukça düşük bir meblağ tercih ettiğini görmekteyiz. Burada acil tıbbın bir farklılığı var. Acil tıpta normalde öğretim üyesi muayenesi gibi bir durum yok. Yani acil tıbba gelen buradaki ücretli hastalar aslında tamamen kendi sosyal güvencesi olmayan grup. Doğal olarak burada şunu görmekteyiz aslında insanlar acil bir durum söz konusu olduklarında ücretini vererek her türlü tedaviyi kabul etmek durumundalar. Buradaki diğer bir farklılık da bizim dikkatimizi çeken aile hekimliğiydi. Aile hekimliği ise burada yine öğretim üyesi olarak o dönemde özel muayene yapmayan bir gruptu. Bunun fazla çıkmasının sebebi ise az önce bahsettiğimiz sağlık raporları daki girişlerin tümünün aile hekimliği polikliniği üzerinden yapılmasından kaynaklı. Bunun haricinde diğer sıralamalara baktığımızda kardiyoloji göz hastalıklarının ilk sıralarda yer aldığını görmekteyiz. Burada banka sandığında sadece deri ve zührevi hastalıklar var. Burada da banka sandıkları diğer şeylere göre, sosyal güvence türlerine göre hastane masraflarını karşılamakta
Sayın Nur Almadak, özür dilerim. Özür dilerim. Bir zamanımız da biraz geçti gibi. 2-3-5 dakika içinde toplarsak memnun olurum. Diğer sunuculara da hak Tamam ettikleri hocam. zamanı bırakması açısından teşekkür ederim. Tamam hocam. Kısaca poliklinik durumlarımızı bu şekilde değerlendirdikten sonra üçüncü kısma geçelim. Üçüncü kısımda da dedik ki analizlerde özellikle bir meslek grubunu incelemeye çalıştık. Burada sadece sayısal olarak bakmadık, oransal olarak bakmaya çalıştık. Çünkü verilerimiz diğer gruplar için 11 yılı kapsarken, yaklaşık olarak 10 yıllık, 11 yıllık veriyi kapsarken burada sadece 2014 ve 2016 yıllarını kapsamaktaydı. Burada bizim dikkatimizi en çok çeken ise askeri emekli sandığı olarak ayırdığımız kesimde en yoğun başvuruların kulak burun boğazı olduğunu gördük. Bunun haricinde genel cerrahi birimine yapıldığını gördük. Kulak burun boğazı takdir ederseniz ki askerinin özellikle hem soğukta kendi iş yerlerinin soğuk soğukta sürekli işlem yapmaları, bunun haricinde ses ağırlıklı bir çalışma ortamlarının olmasından dolayı bu bizim için şaşırtıcı bir sonuç değildi. Yine aynı şekilde onların değerlendirme grafiklerini de bu şekilde size gösterebilirim. Sonuç ve önerilere gelecek olursak da bu kısımları kısaca az önce size özetlemiştim. Genel itibariyle baktığımızda cerrahi branşlarda özellikle çoğunlukla hep eşit dağılımların olduğunu görüyoruz. Çünkü cerrahi branşlarda eğer iç hastalıkları gibi, acil gibi durumlarda bazen birbirinin yerine poliklinikler bakabilirken cerrahi branşlarda bu pek mümkün olmamakta. Bunun haricinde az önce de bahsettiğimiz gibi kadın doğum gibi, plastik cerrahi gibi alanlarda bazen ücretli hastalar, farklılaşmalar olabiliyor. Ücretli hastalar ya da yeşil kartlı hastalar diğerlerinin önüne geçtiği durumlar mevcut. Dahili branşları incelediğimizde ise burada genellikle bizim farklılığını çektiğimiz van kazandıklarının özellikle deri ve zührevi hastalıkları tercih etmesi. Burada da onların biraz görüntü olarak sistemlerini daha iyi duruma getirmeleri, aynı zamanda banka sandıklarının tedavi giderlerini karşılamadaki farklılıklarıydı. Sonuç ve önerilere gelecek olursak da genel itibariyle baktığımızda aile hekimliği, polikliniği, diğer sosyal güvence türleri arasında alt sıralarda yer alması bizim aslında birinci basamak olarak aile hekimliğinin ülkemizde yaygınlaşmasına bağlamaktayız. Ve bunun doğru bir politika olduğu görüşündeyiz. Bunun haricinde hastanelerde tüm polikliniklere müracaatların yoğun olduğu, ancak özellikle eşit dağılımların olduğu cerrahi branşlarda altyapının geliştirilmesi gerektiği, sağlık personelinin olmasının önemli olduğu, çünkü bu polikliniklerde dağılımlar hepsinde eşit. Yani herhangi bir grup özellikle bunu tercih etmiyor. Bizim ülkemiz için cerrahi branşların ve bu alanda çalışan personelin yetiştirilmesi önemli bir esas. Askeri sonuçlarından elde ettiğimiz ise meslek gruplarının özellikle bazı alanlarda daha yoğun farklı alan hastalıklara meyilli olduğu. Bunun için kalabalık ortamlar, organize sanayi gibi, üniversite gibi yerlerde dal hastanelerinin kurulması, tüm hastaneyi kurmaktansa belli dal hastaneleri kurmak biraz daha uygun maliyetlidir, kutup hastanelerin buralarda yaygınlaştırılması olduğunu söyleyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Süremi açtıysam özür dilerim hocam. Hayır, sorun değil. Peki ben sosyal güvence gruplarına göre hasta hastalık ilişkilerinin analizi, çoğu sağlık uygulama ve araştırma hastanesi örneği konusundaki değerli sunumları için Sayın Nur Almadağ'a teşekkürlerimi iletiyorum. Dördüncü